Selamlar, Güneş ben. 21 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. 4 tane dil konuşuyorum. İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Portekizce. Brezilya'da öğrendim Portekizceyi de. Yes. Yes, too much. Türkçe de konuşuyorum. Aynı zamanda kendimden bahsetmem gerekirse tiyatroyu çok severim. Çok böyle heyecanlı, enerjik bir insanımdır. O yüzden de aslında geçtiğimiz yaz gönüllü olarak Brezilya'ya gitmeyi seçtim. Ayze'yi nereden duydun tam olarak? Ayze'yi 2013 yılında duydum aslında. Burada İstanbul'da liseli öğrenciler için projeler yapılıyordu. Bu projelere de aslında ben öğrenci olarak katılmıştım. Oradan duydum. Sonrasında aslında aynı deneyimi ben de yaşamak istedim. Yani onları burada yaşadığı deneyimin çok güzel olduğunu fark ettim. Aynı deneyimi ben de yaşamak istedim yurt dışında diyebilirim. Peki Isaac'le Global Volunteer ile nereye gittin? Ne yaptın? Global Volunteer ile Brezilya'ya gittim. Natal'a gittim Brezilya'da. Orada küçük çocuklara aslında İngilizce öğretiyorduk. Bu çocukların aileleri, çocukların çok yanında olabilen aileler değildi. Çocuklar kendi başlarına okula geliyordu, kendi başlarına gidiyorlardı. Hatta çocukların yedikleri tek yemek okulda yedikleri yemekti. Hani okul dışında yemek yemiyorlardı. O yüzden aslında güzel ama üzücü bir projeydi. Yani o çocuklara yardımcı olabilmek, belki biz o projeye gittiğimiz için çünkü çocukların artık bir hayali var. Belki ileride bizimle tanışmak istiyorlar. Bu yüzden belki okula gidecekler, üniversiteye gidecekler. İleride daha çok para kazanmaya çalışacaklar ki onlar da aslında bizim gibi yurt dışına gidebilsin, bizleri görebilsinler. O yüzden çok güzel bir projeydi. SDG 4 projesiydi. Kaliteli eğitim. Nitelikli eğitim. Projemde sabahları çalışıyordum. Sabah 8.30-12 arası çalışıyordum. Hatta saat 12'den sonra direkt deniz kenarına gidiyorduk projeden sonra. Hafta sonları da çalışmıyorduk. Ama mesela bir sabah çalışan ekip vardı, bir öğleden sonra çalışan ekip vardı. Ben sabah çalışan ekipteydim. Peki ben bu projeye nasıl başvurdum anlatıyorum. Isaac.org'a girdim. Isaac.org'a giriyorsunuz. Orada hangi programı istiyorsanız, ben Global Volunteer'ı seçtim. Orada ülkede seçiyorsunuz ve Brezilya yazınca böyle milyonlarca proje çıkıyor. Yani istediğiniz her konuda her türlü proje var. İşte sahil temizliyorsunuz, mercan resiflerini temizliyorsunuz. Milyonlarca proje vardı. Ama ben tabii ki çocuklarla çalışmayı seçtim. O şekilde oradan projeye başvuruyorsunuz. Zaten Brezilya sizi anında geri dönüş yapıyorlar. Çok tatlı insanlar ve hani onlar da çok heyecanlı olduğu için bu konuda direkt size geri dönüş yapıyorlar. İşte konuştuk. 1-2 gün içinde zaten hallettik. Ya insanların genelde Brezilya ile ilgili korktuğu şey uçak bileti çok pahalı. Ama mesela Avrupa'ya gitseniz uçak biletini hadi 1000 liraya aldınız. Ondan sonra orada harcayacağınız parayla aslında Brezilya'da harcayacağınız parayla aynı şey geliyor ki Brezilya pahalı deniyor ama ben pahalı bir yanını görmedim. Brezilya çok ucuz bir ülkeydi bence açıkçası. Ve Brezilya'da insanlar genelde işte hırsızlar oyun mu çalacak, buyun mu çalacak diye çok korkuyorlar. Ya Brezilya'dan önce 2 tane ülkeye gittim. 1 yıl içinde 2 kez cüzdanımı çaldırdım. Brezilya'da 2,5 ayda hiçbir şeyimi çaldırmadım. Yani o yüzden kendinize mukayyet olursanız bence hiçbir şeyinizi çaldırmazsınız. Gayet güzel bir deneyimdi benim için. Şimdi Brezilya'da şöyle bir şey yapıyorlar. Sizin profilinizi alıyorlar. Hostellerin profillerini alıyorlar. Sonra sizi en uygun hostelle birleştiriyorlar. Yani eşleştiriyorlar. Bana gitmeden önce senin hostelen çok deli, bir tek sana uygun olacağını düşündük dediler. Sonra gittim, gerçekten çok delilerdi. Ya kadın 27-28 yaşındaydı. Evlilerdi. Adam da 29 yaşındaydı. Yani eve kaçta geldiğimi bir şey demiyorlardı. Birlikte oturup akşam yemek yiyorduk, ailesiyle onların tanışmaya gidiyorduk. Hatta işte böyle yemek yiyoruz falan böyle. Ben diyorum ki ben doydum. Kadın şey diyor, oğlum hayır daha fazla ye falan diyorum. Yok hayır istemiyorum. Yok oğlum aç kalırsın sokaklarda falan yapıyordu kadın böyle. Gerçekten Türk ailesi gibiydi yani. Onun dışında arkadaşlarım. Ya zaten bence Latin Amerika'da bir yere gitmenin en güzel şeyi Latin Amerikalı insanlar. Ya adamlar her zaman gülüyor, her zaman dans ediyor, her zaman eğleniyor. Hani mutsuz olma imkanınız yok. Bir de baktığınızda mesela Brezilya'da da aslında ellerinde çok fazla şey yok. Yani sokaklara baktığınızda insanlar, yani Türkiye ile karşılaştırdığınızda daha kötü durumdalar gibi size geliyor ama Türkiye'deki insanlardan çok daha mutlular. Yani adamların yaşama sevinci vardı. O yüzden çok güzeldi. Peki Brezilya'da yaşadığın bir kültür şoku diye adlandırabileceğin en böyle en garip gelen adetleri ya da en garip gelen neyleri vardı?
Garip, bir kere daha garip demek istiyorum. Garip. Ha ama yok ya, kulüplere mesela insanlar kulüpte, burada mesela bir kulübe girmek için düzgün giyinmeniz falan gerekiyor. Orada böyle çok normal giriliyordu. O birazcık kültür şoku olmuştan başka bir şey düşünmüyorum. Ben hiç işte şaşırmadım hiçbir şeye gittiğimde, onu düşünüyorum. Benim gittiğim şehirde değil. Fakat başka bir şehirde, adını vermek istemediğim bir şehirde. Bir şehirde mesela şey vardı. Denize çok fazla ilerlemeyin, deniz okyanusta. Çok fazla ilerlemeyin. Çamurluysa girmeyin. Bir yeriniz kanıyorsa girmeyin. Üstünüzde parlak kıyafet bir şey varsa girmeyin. Neden? Köpek balığı yer diye. Böyle uyarılar vardı. Ama yani senede bir kez falan köpek balığı yediği oluyormuş maksimum. Öyle çok öyle bir şey olmuyormuş. Köpek balığı yedim. Evet, köpek balığı da yedim ama beğenmedim. Ben balık yemiyorum, ben balık sevmiyorum. O yüzden beğenmedim köpek balığını. Ama tabii ki farklı tatlar deneyebilirsiniz bu tarz şeyleri. Güneş, Brezilya'da yaşadığın en komik, bir kere daha indireceğim. En komik an ya da en garip an. Köpek balığı dışında. Bir gün okuldayım. Bir gün okuldayız işte. Orada çocuklarla top falan oynuyoruz. Ha tamam, en komik şimdi aklıma geldi. Küçük çocuklar var. Okulda çocukları sırtımıza almak yasakmış. Biz bunu bilmiyoruz. Çocuğun biri geldi işte. Abi abi diyor Portekizce. Dedim ne oldu? Keases dedim, bir şey dedim. O İspanyolca ama olsun dedim bir şey. Ondan sonra işte sırtını al falan yapıyor. Böyle bir şey yaptı. Dedim tamam gel alayım seni falan. Aldım, geziyorum falan böyle. Kadının biri geldi. Bir şey yaptı. Dedim ne oldu? Çocuklara sırtınızı almak yasak. Dedim bu bilmiyor mu? Biliyor. Sonra çocuk benim sırtımdan indi. Baktım başkasına gitti. Onun da sırtına çıktı. Onu da indirdiler. Bu çok komikti. Bir de şeyi de anlatayım. Bir de okulda şey vardı. Böyle ağaçlarda diye sesler falan geliyor. Bir baktım maymun var ağaçta. Ne alaka? Niye sırtını almak yasakmış? Düşer çocuk. Yani sırtımızdan düşer çocuk diye. Ben gitmeden önce işte her zaman işte Brezilya'ya gideceğim zaten çok kolay olur vesaire diyorum böyle. Tamam ne bir şey olmaz falan. Uçağa bindim, ben korkmaya başladım. Ben ne yapacağım burada? Ben Brezilya'ya gidiyorum, 17 saat yolculuk yapıyorum. İşte orada proje 6 hafta ama ben orada daha gezeceğim vesaire. 2,5 ay kalacağım ben Brezilya'da. Diyordum ben ne yapacağım yani. Evet bir hostelde kalıyorum ama tek Türk'üm gittiğim uzun bir süre boyunca. Ben zaten orada tek Türk'tüm. Ya gerçekten şeyi öğrendim. Hani kendi başıma hiç bilmediğim bir ülkede. Çünkü bütün herkes de İngilizce konuşmuyor. Evet Isaac'lar yardımcı oluyor. Ama kendi başıma dışarı çıktığımda beden diliyle vesaire kendimi anlatmam gerekiyordu. Yani ne kadar ailenize ulaşabilseniz de aslında orada bazen kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Yani bir şeyleri kendi başınıza yapmanız gerekiyor. Ha belki burada yapıyorsunuz, belki farklı şehirde yaşıyorsunuz ama kesinlikle aynı şey değil. Ya sizin ana dilinizi kimsenin konuşmadığı bir yerde hasta olmak veya bir şeye ihtiyacınızın olması gerçekten sizi çok zor duruma sokuyor. Ama aynı zamanda kendinizi çok geliştiriyorsunuz. Yani artık hiçbir şey benim için o kadar zor değil yani. İki tane kıta bir şey geçmişim yani. İki kıta geçmişim ben orada. Yani Brezilya'da kimse konuşmuyor Türkçe, etmiyor. Ben orada kendi başıma, kendi ayaklarım üstünde durmuşum. Onu geçtim. Oradaki insanların halini gördükten sonra ben gerçekten işte çok fazla para harcayayım, hayvan gibi yiyeyim, durmadan yiyeyim vesaire. Böyle durmadan yerdim. Hiç para vesaire umurumda olmazdı. Ya oradaki insanları gördükten sonra yani mutluluğun gerçekten bir de parayla hiçbir alakasının olmadığını gördüm. Çünkü insanlar çok mutlu. Dünyanın en güvenli yeri değil. Doğru düzgün paraları yok ama gerçekten ailecek veya arkadaşlarla birlikte herkes çok mutluydu. Gerçekten bunu öğrendim. Yani nereye giderseniz gidin bence Global Volunteer'la veya herhangi bir değişim programıyla izleyin. Eminim ki bu tarz bir deneyim yaşayacaksınız ve gerçekten hayatınızı çok değiştirecek bir tecrübe olacak. Ya yine olsa yine giderdim. Projenden anlatabileceğin en sana dokunan, dokunaklı bir anı var mı? Yani projen bildiğim kadarıyla zor yaşam şartları altında olan çocuklar evet. Hakkındaydım. Biraz zor bir proje ve ondan döndüğünde işte Türkiye ile karşılaştırdığında projeyi ya da Türkiye'nin koşullarına baktığında ne gibi değişiklikler oldu senin hayatında da? Yani iki tane soru var aslında. Hani o çocukların durumundan bahsettim. Çocukların durumu dışında ya okul dediğimiz yerin gerçekten okulla hiçbir alakası yoktu. Biz durmadan işte kendi okullarımıza yok okulda şu yok, yok okulda bu yok, yok şu
şu kötü, yok bu kötü. Durmadan biz aslında eleştiriyoruz bir şeyleri. Ama yani bunu geliştirmek için de hiçbir şey yapmıyoruz. Oradaki okullara gittiğimizde biz ya okullarda ders programı yok. Hangi öğretmenin saat kaçta geleceği belli değil. Çocuklar derse girmiyor, dersten durmadan çıkıyor, kaçıyor vesaire. Ya gerçekten aslında birazcık ne kadar şanslı olduğumuzu da ben burada öğrenmiş oldum. Ve gerçekten yani biz oraya ne kadar fazla insan gönderirsek, ne kadar fazla insan Brezilya'da o projede bulunursa daha fazla bir şeyleri değiştirebileceğimizi, daha fazla hayata dokunabileceğimizi öğrendim. Güneş, bize öyle bir şey söyle ki Global Volunteer'e gidelim. Tek kelimeyle söyle mesela. Aşk. Amor. Yani Portekizce amor, İspanyolca, Fransızca amor, Türkçe aşk, İngilizce love. Sizi seviyorum. Isaac.org.tr'ye buradan girebilirsiniz. Veya ne, nasıl deniyor, nasıl diyorlar onu? Buradan abone olabilirsiniz. Bizi takip edin.